Thank you Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Alize pufi ile yapılmış gibi duruyor ama e, değil arkadaşlarım. Bu normal. E, şu şekilde Nakon'un e, bir e, kadife ipi arkadaşlar. E, iki rengini kullandım. Bir de şöyle bir rengi vardı. Onu kullandım ve 3 milim Şöyle göstereyim. 3 milim tığ kullanarak yaptım arkadaşlarım bu çalışmayı ee, daha önce. Bunu e, normal o alize alizepofinin ipine benzer ip haline getirip e, yuvarlak bir şekilde yapmıştım. Bir arkadaşım bunu kare şeklinde yapabilir miyiz diye sordu. Hemen yaptım ve sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet bakın böyle yumuşacık bebek çocuk odalarında, bebek odalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısmına halı kaydırmaz kullanmak istemezseniz normal iplerden ee, bu şekilde küçük küçük kutucuklar yapıp üzerine bu şekilde bir çalışma yaparak battaniye olarak da yapabilirsiniz. Yapımı gayet e, kolay olan bir çalışma. Evet arkadaşlarım aldığımız halı kaydırmazımızın üzerine bu şekilde kareler çiziyoruz. Şöyle bir aparat yardımı ile daha rahat çizebilirsiniz. Şimdi bir tanesini yaptıktan sonra diğerini hemen şöyle aynı hizadan çekerek bu işaretlemeyi yapabiliriz ve bunu bunda yaptığımız gibi şöyle içine bir kare daha yapıyoruz buralarını dolduracağız arkadaşlar şimdi bu karenin büyüklüğünde yapabilmek için hemen aparatımı alıyorum ve şu şekilde etrafını geçiyorum kendime yerlerimi belli ediyorum. Daha sonra içine kaç tane bıraktıysam aynı büyüklükte şöyle bakın 1 2 3 tane bırakmışım 1 2 3 bu dördüncüden itibaren bu hizayı bu şekilde çiziyoruz ve birazdan göstereceğim şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Halı kaydırmazımız arkadaşlarım az önce gösterdiğim gibi de çizdik. Şöyle bu şekilde çiziyorum. Ben küçük bir parçada sizlere göstereceğim için bu kadar yeterli diye düşündüm. Bakın bu tarafında ördüm. Şimdi ilk baştan nasıl başlanıyor, nasıl yapılıyor onları hep birlikte görelim inşallah. Şimdi çizdiğimiz bu kareleri arkadaşlar şöyle aralarındaki beyaz ya da krem olan bu kadife ipimle önce bir tamamlıyorum. Daha sonra ise içini diğer renk ipimle dolduruyorum. Şimdi bu illaki bu renkler olacak diye bir şey yok. Evde arta kalan iplerinizden ya da kadife olmayabilir arkadaşlar. Başka renk iplerinizden de rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk baştan göstermek istediğim için sizlere şöyle şu köşesinden başlayacağım ve bir tane kareyi anlatsam yeterli olacaktır. Şöyle hemen taktım tığımı ve başlıyorum yapımına arkadaşlar. 3 tane bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi az önce 3 tane e, kutucuk bırakmıştım e, çevresi için bunu daha kalın ya da daha ince yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde taktıktan sonra bir tane zincirle sabitliyorum ilk etapta ve bir miktar yükseliyorum. Bu yükselmeler arkadaşlar e, inanın fark etmiyor yani daha yüksek ya da biraz daha alçak olabilir bunu da kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Şimdi şuradan Hemen yanından giriş yapıyorum. Şu ipimi de alttan bir tane almak istiyorum. Şöyle bakın. Yükseliyorum, diğerine yetiştiriyorum. Şöyle bu şekilde kenar kısmını yapıyoruz arkadaşlarım. Ve çizdiğim yere kadar ilk bir tane kare anlasam yeterlidir. Kenar kısımları olduğu gibi bundan olduğu için dilerseniz hepsini de ilk başta geçebilirsiniz. Çizgi çizgi daha sonra da araları yapabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Burası hep böyle olacağı için, bakın şurada şöyle burayı direkt devam edebilirsiniz. Ya da ben e, şimdi size hani daha şeyini göstereceğim için şöyle hemen biraz bir tane kareyi yapayım ve devam edeyim. Bakın hiç bakmıyorum bile buraya e, eşit mi değil mi? İnanın önemli değil tığında doldu ve hemen çıkartıyorum bunda herhangi bir çıkma kopma ya da şey olmuyor arkadaşlarım İçiniz rahat olsun bu böyle tutuyor birbirini bakın diğer karemin dış kısmına yani şu kısmına gelene kadar devam edeceğim yani iki üç tane daha yapmam gerekiyor Arkadaşlar şöyle ilerleyelim hemen ve burada diğer tarafa dediğim gibi alt kısmı bakın hepsi bir olduğu için devam edebilirsiniz ya da buradan kare kare şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bakın burası burada bitti hemen çıkartıyorum ve yukarıya doğru yani çizmiş olduğum şu ikinci yerden devam ederek yapmaya başlıyorum arkadaşlar şöyle hemen bir yukarı çıkalım bir tane fazladan kaçırmışız işte dediğim gibi şey de önemli değil o, çünkü yan tarafı zaten beyaz olarak gidecek. Şimdi hemen aldım, bakın, şu şekilde çekiyorum yukarıya doğru, alıyorum ve çekiyorum. Büyük bir paspas yapacaksanız önce bu şeyleri yani kenar kısmına gidecek şuraları yapın, daha sonra içini doldurmak inanın daha kolay olacaktır sizin için. Şimdi bakın böyle aldım hemen. Devam ediyorum. İçlerini farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. İlk baştan bu şekilde başlamamız gerekiyor. Bakın şöyle diğer kareye yaklaştım. Şimdi buraya kadar gelip buradan devam edeceğim bu tarafa. ve buranın da sonuncusunu yapmış olalım. Dediğim gibi siz yaparken şu çizgileri üzerinden giderek yani buradan devam edebilirsiniz. Ya da buradan e, bu şekilde devam edip böyle böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben döneceğim. Ortadaki boşlukları size göstermek istediğim için hemen şu şekilde çeviriyorum halı kaydırmazımı ve kenarından alıyorum. ve bir tane daha şöyle şu kısımdan alıyorum ve dönüyorum bu tarafa şöyle aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar şimdi bakın alıyorum çekiyorum bir zincirle sabitleyip bırakıyorum şekilde çıkartıyorum. Şimdi bakın bu kenardan devam edeceğim. 3 sıra şeklinde burayı tamamlayacağız arkadaşlar. Yine kenar kısmını her birinden bir tane çıkartıp devam ediyorum. Ortaya geldik bakın. Yani birleşim yerine köşeye, başlangıç yerimize Şimdi ikinci sırayı çevireceğiz arkadaşlar. Onu da yine aynı şekilde bakın şöyle tutuyorum. Hemen bir üstten giriş yapıp şu şuradan almıyorum arkadaşlarım. Bir üst üzerinden alın. Zaten kadife ip ve birazdan e, biraz da ip bıraktığımız için halı kaydırmaz gözükmüyor. İçiniz rahat olsun. Evet bu şekilde etrafını çevirelim hemen üçüncü sıraya geçelim arkadaşlar Evet iki sırayı tamamladık hemen devam ediyorum yine üçüncü sırayı da aynı şekilde yapmaya Evet arkadaşlarım bakın üç sıra şeklinde yaptım ve şimdi ipimi buradan kopartıyorum kesiyorum şöyle ve bunu kestiğim ipi şöyle bir yerden tane sabitliyorum ki çıkması olmasın. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Arasını hangi renk iple dolduracaksak o renk ipimi al, ipimizi alıyoruz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlarım. Şu şekilde tutuyorum. Böyle tutuyorum. Giriş yaptım bakın yine çapraz bir şekilde ve yine bir tane zincirle sabitleyip bir miktar yükseldim arkadaşlar. Bu şekilde şöyle açarak da göstermek istiyorum sizlere. Buradan ve buradan alırsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Şu biraz zor oluyor. Şu şu şekilde almak biraz daha zorlaşıyor. Şu şekilde alırsanız daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Yine bu Gidişte hiç sıra atlamıyoruz arkadaşlar. Bütün her yere bakın bu şekilde oluyor. Bir buradan aldım. Hemen bir yana geçip yine aynı şekilde yan taraftan giriş yapıp alıyorum. Burada sıra atlaması yapmasanız daha güzel olur. Ancak diğerinde yani ikinci sırada normal bu şekildeki sırada sıra atlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın tutuyorum yine ve hemen buradan şöyle açayım. Hemen buradan bakın giriş yapıyorum. Alıyorum çaprazlamasına ve devam ediyorum arkadaşlar. Halı kaydırmazlarda gayet sağlam arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. 30 derecede makinede yıkayabilirsiniz. 6-7 yıldır kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlarım. Şimdi burayı bu şekilde gidip gelip e, dolduralım hemen. Evet arkadaşlar, bakın son sıraya geldim. Son sırayı da aynı şekilde geçiyorum içerisinden. ve bu şekilde bir karemizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım şimdi gördüğünüz gibi burayı da tamamlamış olduk. Ee, diğerlerini de tamamlayıp böyle güzel yumuşacık bir paspas haline getirebiliriz Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar